Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena Adil olan, muhtedir olan Allah sensin. Amin. Zayıf olan, hiç olan bizi, esamesi okunmayan bizi. İzzet ve kudret yalnız senindir. Tarikatına es-sohbe vel hayru fil cem'iyye demiş Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Allah sırrını takdis etsin. Amin. Amin. Himmet ve nazarları üzerinizden eksilmesin. Amin. Sizin hepinizin Nakşibendi yolundan nasibiniz olmasa buraya siz adım atamazdınız. Hepinizin ruhaniyetinizde Nakşibendiliğin nakşi olduğundan buraya geliyorsunuz. Her gece gelen de var, efendim ayda yılda gelen var, dışarıdan uzak yerden gelen var. Evet, kimse buraya kendi keyfiyle gelmez. Lakin o manevi cezbe sizi buraya toplayıyor, bizi de toplayıyor. Onun için gelenlere merhaba. Evet, bir tane orada gözlüklü bir acem uşağı vardır. Ta Moskova'ya gitmiş, bana darılıp gitmiş o. Ben de ayağından ip bağladım. Nereye istersen git dedim, burada öfkeyle kaçtı. Bana seslenmeden kaçtı o Ali Cürcani. Ta Moskova'ya kadar geriye bakmadan gitti. Daha yukarı bakıyordu, kutuplara bakıyordu. O ayağındaki ipi böyle ben çektiğim vakitinde nasıl buraya geldiğini bilemedi. Rusya'ya ne için gittiğini de unuttu. Acaba bir Rus kızı elimize geçer mi diyor, evlenelim. Yahu ben izin buradan vermedikten sonra seni çingen kızı da almaz. Rus kızı nereden alacak? Dilini bilmek, efendim dilini bilmek. Asıl kelam böyle ipini çektiği gibi kaçak Ali Cürcani da bölgene geldi. Karşımda dikili gördüm, acayip. E sen nasıl izinsiz kaçtın, nasıl gittin, ta Moskova'ya gitmiş. Ne elinde para var ne cebinde. Zaten kafası da boş, cebi de boş. Ali Cürcani böylelikle efendim gitti, gider ya, gitti öfkesi geçti. Şimdi tekrar geri geldi. Dur bakalım. Yani buraya gelen ökseye oturan kuş gibidir. Nakşibendilerin kuvveti odur. İsterse bundan sonra benim mühürüm üzerine vurulduktan sonra ister mağrıba gitsin, ister maşrika gitsin. İster kiliseye gitsin, ister havraya gitsin. Bizim adamımıza dokunacak. Bizim adamımıza dokunacak kimse olamaz. Bu benim lisanım olsa ben söylemem. Benim lisanım değil, bana izin veren ulu kişilerin lisanıdır bu. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri onunla bağından söylüyoruz. Bizim yolumuza girecek kimselere bizim kapılarımız, bu tarikatın kapıları Maghrib'den Maşrik'a kadar açıktır. Girer içeriye kolay. Kaçmaya 40 sene ben bu tarikata darıldım,
ve İslam'a da darıldım. Ben gidip kilisede papaz ile beraber duracağım diyerekten öfkelenip kalsa, Moskova'ya gitse, Moskova'da kilisede 40 sene dursa, bizim mühürümüz üzerindedir. Kimse dokunamaz. Amen. Çekip amen alacağız diyor gene. Bu tarikattan dışarı çıkmak için de efendim, iğne deliği kadar yer bulamaz. Böyle mühkem olan bir tarikattır. Amin. İslam'ın has kuvvetidir bu. Ya öyle bileceksin. Şeyhi olmanın şeyhi şeytandır. Hayır, hayır. Hocası olmayanın hocası şeytandır. İmamı olmayanın imamı şeytandır. Delili olmayanın delili şeytandır. Bağlı olmayanı şeytan hemen kapar. Onun için bağlı dur diyor. İstersen gireğe bağla. Ne yapalım sana? Gireğe bağlansan da bağlısın ya. Bu direği ben kabul ettim. Bu direğe bağlandım. Dese de kar edecek ki bağlıdır. Direğe bağlanmak olmaz. Ama o adamın aklı o kadar kesmiş, direğe bağlanayım demiş. Beni ne yer alsın, ne sen alsın. Peki, direğe bağlandıysan bir zat seni direkten çözer, alır, teslim alır, götürür. Bu da bağlanacak yer bulamadı, bir direk buldu. Bir direğe bağlandı madem, bu direkte bunu bırakmayalım, bu bağlanmak ister, bunu da biz alıp götürelim der. Onun için bağsız durma, bağlantısız olma. İstersen direğe dedik ya, el alacak, eli öpülecek, sayılacak, sözü dinlenecek bir kimse bulsun müminler ki kafirlerin kalbine korku düşsün. Müslümanlar toplansın. Cami cemaati korkutan cemaat değil. Camideki cemaatler isterse 30 bin, 40 bin, 100 bin cemaat olsun. Hiç şeytanı ürkütmez. Şeytanın bağlılarını da ürkütmez. Bu topluluk ürkütür onları. Elhamdülillah. Burada 5 kişi şeytanı da ürkütür. Şeytanla tabi olanlar da ürkütür. Himmeti Rize Sultan. Neden? 5 kişi ama arkası kuvvetli. Elhamdülillah. Biz oyuncak değiliz. Hakikaten. Bizim kuvvetimiz de sureta değildir. Hallaç pamuğu gibi atar kendilerini. Öyle mi? Sessiz durduğuna bakma. Ceryanı verdiği vakitinde o vakit bilirler. Bir şey var mı yok mu? Canım boş terdir. Tutalım. Tut bakayım. Bu da boş, bu da boş. Zannediyor. İkisi de terdir. Birinde ceryan vardır. Her adamı bir zannetme. Bazılarına boyuna ceryan gelir. Tutarsan keper. Yakar. Uzaktan kumandalıdır. Hadi yaşar. Hay hay sultanım. Düşenmez. Evet. Efendimizin ayağını öpelim. Ayağını değil, kalem-i saadetin bastığı toprağı öpelim. Hayır. Peygamberin bastığı toprağa başımızı koyalım, öpelim. Peygamberi say ve sev. Peygamberi saymadan, sevmeden sen adam olmazsın. Ahir zaman nebisi Allah sevgilisi. Peygamberler serveri. Efendimiz'i saymadan, sevmeden kimse yakasını kurtaramaz. Peygamberi seveceksin. Hay ya Seyyidi ya Resulallah. Bastığın toprağı öpeyim. Kademi saadetine yakışmaz benim dudaklarım oraya yetişsin. Bastığın toprağı öpeyim. Endir nefsini aşağıya ey Vehhabi. Allah. Vehhabi nefis. Nefis Vehhabidir. Öpmek istemez.
tenezzül etmez. Ya büyükledir. Büyükledir abdesthaneci nefis. Ve kendini bir şey zanneder. Kendini bir şey zannedenler, efendim, onları adam etmek için 7 sene abdesthaneleri temizlemeye koyacağım onları. Hay hay, yakışırlar. 7 sene abdesthane temizlettireceğim o büyüklük satanları, ondan sonra hizmet verelim kendilerine, başka türlü yakışmaz. Kendini bir şey zannettikleri için. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam bastığı toprağı öpersin, ya 7 sene abdesthane temizlersin. Peygamber, Efendimiz, Efendimiz, Sultanımız, bastığı toprağı öpelim. İnşallah. Yüzünü koy, yüzünün üstüne bastı diyorsun. Peygamber'e sevgi, saygı, imanın alametidir. İmanı besler. Peygamber'e sevgisi, saygısı olmayan imansızdır. Şeytanla beraber kalkar. Kıyamet günü şeytanla beraber toplandı onlar. Bütün Vahabiler şeytanla beraber çıkacak. Peygamber'i say ve sev. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorum. Herhal Vahabi mezhebinden adam mı var burada, ne var? Hoşlanmayan adam mı var ki bu toplar dönüyor? Helal olsun bu toplar geldiyse, Vahabi mezhebinden adam geldiyse buraya, ona da helal olsun bu toplar. Ey, buraya edeple gel. Buraya edepsiz gelirse, benim sopam var. Allah. Bizim sopamız buradan mağribe, buradan maşrika da yetişir. Kulağını bükmeden de bırakmayız. Evet, biz büyüklerin kapısında kendi nefsini küçültüp duran insanız. Küçüldürsen sen de o kapıda sen de durdururlar. O kapıda büyüklük sökmez. Yok, büyüklük sökmez. Tevazu ister, nefsini alçalt ve Peygamber'e bende ol. Peygamber'e köle ol. Ya. O Peygamber'e bende olmak yakışır. Cümle halkı sana bende kılmışam diyor Cenab-ı Allah Miraç gecesinde. Efendimiz'e. Bütün halkı sana bende kılmışım. Allah. Celle Celaluhu. Ey Habibim. Cümle halkı senin için yarattım. Sana verdim. Benim ihtiyacım yok. Benim yarattıklarıma ihtiyacım yok. Yarattıklarımın tesbihine, tahmidine, temcidine, tehlüline, tekbirine, temcidine benim ihtiyacım yok. Hepsi sana olsun. Allah'ın Celle ve Ala'nın azametinin hududunu nereden bileceksin? Bütün kevn-ü mekan, yaratılanların hepsi Cenab-ı Allah'ın kudret denizlerinin içerisinde kaybolur. Atom, atom dediğin ki bizim hesabımızda en küçüktür. O da cüzün layete cezaya ayrılır. O kadar da kalmaz. Sıfırlanır. Allah'ı kendi ayarında sayma. Şaşkınlıktır. Allah nerede deme. Şey şaşkın. Bu kainat nerede? Deyiver. Olur. Bu kainat nerededir? Nerede başlar, nerede biter? Kainatı bildin mi ki sen? Bütün kainat ki onun kudret denizinde nokta kadar kalmaz. Sen Allah'a nasıl sorarsın buraya? Şaşkın. Allah nerededir, ne dersin? Bu kainat nerededir diyorum ben sana. Nasıl okuyorsunuz siz mektepte? Bu kainat nerede durur? Boşlukta mı, yoklukta mı? Boşluk ne, yokluk ne? Ya sen ya senin hocan, seni okutanın haberin var mı? Ona cevap vermekte. Kainat nerede durur? Onu söyle ki, ondan sonra Allah nerededir diyeyim ben sana. Cevap vereyim. Kainat nerededir? Gün doğuda, gün batıda,
dört cihetin içerisinde mi? Nerededir? Altı cihetin içerisinde mi kainat? Kainatın gün doğusu, gün batısı, sağı solu, altı üstü. Okudun mu sen Saadettin? Ya, bu insancıklar çok bir şey biliyoruz diyerekten çıkıyor iki ayaklılar. Allah nerededir diye sormaya hayvanlar. Bırak Allah'ın azametini sen nasıl idrak edersin? Bu kainatı söyle bana, nerede duruyor? Bu karanlık nedir? Bu karanlığı aydınlatan nedir? Aydınlanıyor mu? Karanlık zifir, karanlığın içerisinde nokta gibi kalıyor elametler. Başlangıcı neresi? Bitirimi neresi? Aşağısı neresi, yukarısı neresi? Bu Allah'ın yarattığıdır. Allah'ı ne sorarsın sen? Allahu Ekber. Yarattım, sana verdim. İçindekiler de senin. Dünya da senin, ahiret de senin. Taklit imandan çıkacaksın. Hakiki imana terakki edeceksin. Ezbere iman ile kurtulmuş olmaz. Ezbere iman edenler ahıra sokarlar. İman hakikatını. Şimdi bu seneki tecelli başkadır. Berat'tan sonra değişiyor hava. Başka senelere benzemeyen tecelli var şimdi. Berat'tan dilinden itibaren. Kuvvet açlıyor şimdi. Küfrü yıkmak için. Küfrü yıkacak Allah. Ya Rabbi, büyük evliyalara bırak. O pisliğinden onlar uğraşmasın. Bana bırak onu diyorum ben. Allah Allah. Süpüreyim bunları. Elhamdülillah. En aşağıda duran adamım ben. Sultanlarda değil. Haşa. Onun için sultanları istemiyorum. Gelin bu pisliği kaldırın. Yok. Kapıda ben duruyorum. İzin ver de süpüreyim diyorum. Yedi dünyaya da yetişir o zaman benim kuvvet. Allah! Süpürüp atmaya. Bu insancıkları. Allah'ım herhalde. Kendilerini bir şey zannediyor. Ya Rabbi. Ezhir şevketel İslam ya veliyyel İslam. Amin. Ezhir şerefel İslam ya veliyyel İslam. Amin. Ezhir kudretel İslam ya veliyyel İslam. Amin. Ezhir kuvvetel İslam ya veliyyel İslam. Amin. Ezhir envarel İslam ya veliyyel İslam. Amin. Ezhir hu انوار الاسلام يا ولي الاسلام واحفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قاعدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا امين امين وسلام على المرسلين وصلصا على سيد المرسلين وسلامه على الحاضرين والغائبين والمؤمنين الحمد لله رب العالمين الفاتحه